Rüyada eski sevgili görmek nedir? Nasıl yorumlanır? Rüyamızı yorumladıktan sonra rüyaanlamı.com üzerinden gelen birkaç rüyayı da sizler için yorumlayacağım. Rüyada eski sevgilisini gören kişi duygularını hala kontrol edemediğine, sıkıntılı bir süreçten geldiğine ve ruhsal sorunlar yaşadığına yorumlayabiliriz. Rüyada eski sevgiliden mektup aldığını görmek, kişinin hatalarından dolayı yaşadığı pişmanlığa, karşı taraftan ilk adımı beklediğine fakat sonunda güzel haberin geleceğine ve mutlu olacağına yorumlayabiliriz. Rüyasında eski sevgilisiyle gezdiğini gören insan için hala duygularını kontrol edemediğine, sorunlu bir dönem geçirdiğine ve barışmak için ilk adımı kendisinin atacağı şeklinde bir uyarıdır. Eski sevgiliyle kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin öfkesini hala yenemediğine, kendini kontrol edemediğine, zor bir dönemden geçtiğine ve sıkıntılarının artacağına işarettir. Kişinin kendini bir an önce toparlaması gereklidir. Eski sevdiği kızı görmek, rüya sahibinin önüne bakması, kendisine yeni hedefler koyması, ayağına gelen fırsatı kaçırmaması gerektiği şeklinde yorumlanır. Rüyada eski sevdiği erkeği görmek, rüya sahibinin geleceğiyle ilgili yeni kararlar alması ve planlar yapması gerektiğine, hayatının yakın zamanda şekilleneceğine yorumlanır. Rüyada eski sevgiyle konuştuğunu, sohbet ettiğini görmek, rüya sahibinin hayatına giren insanlara karşı ön yargılı davrandığına ve karşısına çıkan fırsatları kaçırmaması gerektiği şeklinde yorumlanır. Kişinin daha dikkatli olması, geçmişte yaşadığı olayları unutarak önüne bakması gerektiğine yorumlayabiliriz. Eski sevgilisi ile güldüğünü gören insan için sıkıntılı bir sürecin geride kaldığına, hayatının güzelleşeceğine ve kendisine yeni hedefler koyacağı şeklinde yorumlanır. Eski sevgilisiyle rüyasında barıştığını görmek, iki tarafta bekar ise kişinin ilk adımı atacağına, duygularının hala canlı olduğuna, eski sevgilisinden af dileyeceğine ve affedileceği şeklinde yorumlayabiliriz. Eski sevdiğiniz ile tartıştığınızı görmek, içinizde hala biriktirdiğiniz öfkenin olduğuna, bu öfke duygusundan kurtulmanız gerektiğine ve duygusal anlamda kendinize bir şans daha vermeniz gerektiği şeklinde yorumlayabiliriz. Eski sevgilisi tarafından terk edildiğini görmek, kişinin duygularını hala kontrol edemediğine, ilişkisine karşı duyduğu öfke yüzünden kendisini stres altında hissettiğine, önüne bakması gerektiği şeklinde yorumlayabiliriz. Aynı zamanda rüya sahibinin kendine yeni hedefler koyması ve yeni bir ilişkiye yelken açması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Rüyada eski sevgiliyle seviştiğini görmek, rüya sahibinin hata yapmak üzere olduğuna, zor bir döneme gireceğinin işaretidir. Eski sevgilisini öptüğünü görmek ise kişinin alacağı güzel bir haberle hayatının renkleneceği şeklinde yorumlayabiliriz. Rüyada eski sevgiliyle evlenmek, rüya sahibinin hatalarından dolayı pişmanlık yaşadığına, karşı taraftan özür dileyeceğine ve ilişkisine bir şans daha vereceğine yorumlanır. Kişinin hayatının güzel bir şekilde ilerleyeceğinin sembolüdür. Eski sevgilisiyle arkadaş olduğunu görmek, rüya sahibinin kimseye karşı kin, nefret beslemediğine, duygularını kontrol etmeyi başardığına ve insanlarla güzel ilişkiler içerisinde olacağına yorumlanır. Eski sevgilisi hakkında haber almaya çalışmak, rüya sahibinin duygularıyla ilgili hala sorunlar yaşadığına, gelgitli bir döneme, hatalarından dolayı yaptığı pişmanlığa yorumlanır. Rüya sahibinin yeni kararlar alması gerektiği şeklinde de bir işarettir bu. Eski sevgiliyle barıştığını görmek veya da barışmaya çabalamak, rüya sahibi için çok saplantılı bir insan olduğundan duygularını kontrol etmesi gerektiğine, hayatına bir yön vermediği sürece zor bir dönemden geçeceğine yorumlanır. Evet arkadaşlar, şimdi rüyaanlamı.com üzerinden seçtiğim birkaç rüyayı sizler için yorumlamaya çalışacağım. Rüyamda eski kız arkadaşımın bizim evde kaldığını gördüm. Ben o gece annemle birlikte uyudular. Sabah kalktığımda ise gitmişti. Bir de yeşil bir eşofman vardı üstünde. Çok beğenmiştim. Anlamı nedir acaba? Şu anda bir ilişkim yok demiş arkadaşımız. Bu rüyayı gören kişi hala eski sevgisine ait anılarının canlı olduğuna, duygularını kontrol edemediğine, geçmişte aldığı kararları hala uygulamaya çalıştığına,
Fakat bu kararları uygulamanın kendisi için zaman kaybı olacağının işaretidir. Rüya sahibinin yeni bir hedef koyması ve ayağına gelen fırsatları kaçırmaması gerektiği şeklinde yorumlayabiliriz. Tekrardan bir rüya ile devam etmek istiyorum. Merhaba, 3 ay önce 2 yıllık ilişkim bitti. Ben onu severken o bitirdi. Çok ağladım, üzüldüm. Benden helallik istedi. Hakkımı helal etmedim. Ardından onu defalarca rüyamda gördüm. 3 ay rüyanın etkisini üzerimden atamadım. Kişi yatalak kalmıştı. Ne olur beni senden başkası yesin, elimi bırakma diyordu. Ağlamaklı halde ben de onu öyle görünce ağlıyordum. O an uzattı elini. Ben elimi uzatmadım ve ağlamaklı bir şekilde uyandım demiş arkadaşımız. Bu rüya sahibinin duygularını kontrol altına alması gerektiğine, zorlu bir döneme gireceğine, sorunlarının artacağının işaretidir. Kişi yeni bir karar aldığı zaman hayatının güzelleşeceğine, ayağına gelen fırsatları değerlendireceğine ve ruhsal yönden, manevi yönden güçleneceğine yorumlayabiliriz. Tekrar bir rüya ile devam etmek istiyorum. Rüyamda beni terk eden sevgilim babası ve erkek kardeşiyle amcalarının evine geliyordu. Gitmeden önce sözlü tartışıyorduk ve bizim sevgili olduğumuzu dahi bilmeyen babası, biz tartışırken sanki bildiği bir olay gibi sadece dinleyip hiç tepki vermiyordu. Rüyada erkek görmek, baba, amca, genç gördüğümüz bütün erkekler geleceğe işarettir. Gelecekle ilgili yaptığımız planlarımız, aldığımız kararlarımıza işarettir. Bu varsayım üzerinden yola çıkarak rüya sahibinin rüyasını yorumlayacağım. Bu rüyayı gören arkadaşımızın gelecekle ilgili yeni bir karar vermesi gerektiğine, hatalarından dolayı pişmanlık yaşadığına, arkadaşlık yaşadığı insanlarla sorunlarını kısa zamanda çözeceğinin işaretidir. Tekrardan bir rüya ile devam ediyorum arkadaşlar. Rüyamda eski erkek arkadaşımla bir yoldayız. Yol çok uzun. Ben başındayım. O ise yolun sonunda duruyordu. Ben arkamı dönük bir şekilde duruyordum. Bana gitme, ben yanına gelmek istiyorum diyordu. Bense gitmem gerek diyordum. Pişmanım, lütfen gitme diye yalvarıyordu. Bu rüyayı gören arkadaşımız bir ayrılık yaşamış ise verdiği karardan pişmanlık duymayacağına, önüne bakacağına ve hedefine kısa zamanda ulaşacağının işaretidir. Aklında kalan soruların hepsinin cevabının kısa zamanda geleceğine yorumlayabiliriz. Evet arkadaşlar, rüyaanlamı.com üzerinden gönderdiğiniz rüyaları yorumladım. Eğer sizlerin de rüyasını yorumlamamı istiyorsanız rüyaanlamı.com üzerinden rüyalarınızı bize gönderebilirsiniz.